Evet. Efendim, milli sorumuz nedir? Birincisi, memleket nere? İkincisi de ne iş yapıyoruz? Değil mi? Bizim milletimiz kişi analizlerini, karakter analizlerini bu soruları sorarak yaparlar. Evet. Biz de şimdi bir bunu deneyelim. Bakalım bu analiz tutuyor mu diye bir bakalım dedik. Başak Hanım, mikrofonu alalım. Evet, memleket nere? Evet. I don't understand. Doğru. Where are you from? Almanya, Germany. Germany. Germany 10 points. Ya kusura bakma ama. What do you do for living? I'm a student. You're a student? Yes. What do you study? Cultural studies and political science. Hmm, very good. hanımefendi, cultural ve political science şey yapıyor. Yani, peki, teşekkür ederiz. Memleket nere? Kastamonu, Çiçi'de. Atacağız diyoruz, atamıyoruz ha. Ne iş yapıyorsun abi? Muhasebe yanında çalışıyorum. Peki nedir karakteristik özellikleri memleketin? Cidemiz 12 kilometre sahilden oluşur. Memleket nere? Memleket Yozgat. Peki ne meslekle iştigal ediyorsunuz? Kamu kuruluşuna memurum. Kamu kuruluşu. Peki var mı karakteristik özellikleri Yozgatlıların nelerdir? Yav, yav. Geçen hafta gitsin, yav, yav. Evet, seyretmeyenleri söyleyelim. O rapçilerin yaptığı yo yo Yozgat'ta bulunduğu için Yozgat'tan çıkmıştır efendim. Çok güzel. Yanınızdaki beyefendiye verelim. Ben de Yozgat efendim. O sıra Yozgat galiba. Şiveye katacağınız bir şey var mı? Açın oğlum. Abi bir yanlışımız mı oldu? Ula yavrum la haydına oduna gidecek ulan. Çok teşekkür ederim. Bakalım biz nasıl işledik? İzleyelim. Buyurun. Gel. Ha pardon. Gir. Gir. Merhabalar, merhabalar. İş görüşmesi için geldim. Aa, gerçekten mi? Biraz heyecanlıyım. Pardon, saçma bir giriş oldu. Şöyle CV'mi vereyim vallahi. Nasıl bir kalabalık yani, ilgi de var. Ha, herkes iş görüşmesi için geldi desenize, ben de öyle deyince saçma oldu. İş görüşmesi için herkes burada değil mi? Cevap vereyim mi? Yok, yok, ben vermeyeyim, ben aldım cevabımı. Siz de gerilmişsiniz, kalabalık yani. Allah bilir kaç kişi geldi benden önce değil mi? 150 kişi geldi hanımefendi. Sizden sonra da 250 kişi gelecek. 450 kişi yapıyor. Ne bu? Ne bu? Yani matematiğim iyi mi demek istiyorsunuz? Benim matematiğim pek iyi. Kimyam 5, fiziğim 10 numara dermişim falan. Bakın hanımefendi, biz buraya ne fiziği, ne kimyası, ne de matematiği 10 numara birini arıyoruz. Biz bu inşaat firmasına İnşaattan anlayan birini arıyoruz. Evet, doğru. Ya. Evet. Hay aksi. Aha. Alo. Kurban olurum. Canım yerim. Ne? Kız yok, kız işteyim, iş görüşmesi yapıyorum anam. He. Kız baba çıka çehre, o nasıl hastalıkmış ki, hala mı geçmedi? Ya.
Bak baban canına değsin senin Emre. Tamam. Bak ne diyeceğim sana. Bak şimdi sen güzel güzel pekmezini ye, madeni suyu kaynat, onu iç, tamam mı? He. Ve akşama gelince sana bakacağım. Kurban olurum. Tamam. Haydi. Haydi görüşürük anam. Haydi görüşürük. Ha, nerede kalmıştık? Siz nerelisiniz? Ben Sivaslıyım. Ne oldu ki? Ben de Sivaslıyım. Aa, gerçekten mi? Kız Sivaslıyım diyorum, manyak mısın? Ben de Sivaslıyım. Hemşire çıktık deli. Hele ki kız, valla bu bizim oranla azar kız. Ne sandın? Kız toprağa, kız toprağa. Kan çekiyor. Gözün de mi gördün? Sen gözün yanı yeri. Ben uzun zamandır gitmiyorum. Sen gidiyor musun? Ben gittim. En son bayramda oradaydım. Nasıldı? Kız her zamanki gibi. Çok güzel. Ailecek görüştük falan. Yalnız oh. O nasıl bir soğuk kız? Soğuktur. O nasıl bir soğuk kız? Kız soğuk mu? Ama var ya öyle özledim, öyle özledim. Burnum da tutuyor. Ya. Yani o dağ, taşı, toprağı, kurdu, kuşu. Ya ya. Uma kuşu yükseklerden seslenir. Yar koynunda bir çift suna beslenir, ben aldım ki gülüm eğlen, 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 eğlen. Belki deli gönül uslan. Teke tüke sakalı oymadım ah. Evelik yerini koymadım ah. Kuşu kuşu yerini koymadım ah. O delik yerini koymadım ah. Tüke tüke sakalı koymadım ah. Kuşu kuşu yerini koymadım ah. Tüke tüke sakalı koymadım ah. Evelik yerini koymadım ah. Kuşu kuşu yerini koymadım ah. Perihan Hanım, ne yapıyorsunuz? Ben şimdi şöyle ki, ben burada iş görüşmesi yapıyordum. Böyle mi iş görüşmesi yapıyorsunuz? Ay vallahi işte konuşacağım da sesim içime kaçtı galiba. Perihan Hanım, biraz içeri gelir misiniz? Özel bir konuşalım lütfen. Hanımefendi siz de gidin, tamam. Gerek kalmadı. Buyurun. İsmail Bey, açıklayabilirim. Şimdi bu Sinem arkadaş iş görüşmesine gelmiş. Bak ya, heyecandan elim sürçtü. Ondan sonra baktım CV'ye Sivaslı. Ben de ne zamandır memlekete gitmiyorum. Böyle bir hemşerimi görünce ben bir duygulan, bir duygulan. Kötü oldum yani. Aslında benim de biraz suçum var İsmail Bey. Ben böyle hemşerimi gördüm mü dayanamıyorum böyle. Özüne döndürüyorum, dönüyorum yani. Baskıcı bir Sivaslıyım biliyor musun? Ben de lazım. Vallahi lazım. Efendim? Yeminle ya.
Ya çıkıyorum işten, gidiyorum işe, aynanın karşısına geçiyorum, böyle bakarım kendime. Oh diyorum, ne güzel, böyle konuşuyorum. Sabah biniyorum otobüse, geliyorum işe, açıyorum kapıyı, böyle oluyorum sosyetik Bob Steele İsmail. Ay siz de ya, İsmail Bey ya. Böyle hayat mı olur ya? Perihan, ha bu şirkette genel müdür olmak nasıl bir duygu sen biliyor musun? Ula Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir tane yer olmasın ki inşaat şirketi Karadeniz'de. O da burası, geldim buraya ettim kendimi ya. Ya bir bilseler ya, ben Trabzonluyum. Kovarlar beni işten. Bütün rakipler benim hemşerim. Keşke ben de gelsem. Çalışsam mutlu olsak ama. La o zaman seni de aldım işe ya. Hadi. Dere boyu kavaklar, dere boyu kavaklar açtı yeşil yapraklar, açtı yeşil yapraklar. Dere boyu kavaklar, kavaklar açtı yeşil yapraklar, açtı yeşil yapraklar. Kolay gelsin. Hakkı Bey hoş geldiniz. Biz, ne oluyor burada, ne oluyor? Biz sizin burada olacağınızı bilmiyorduk. Şantiyede olacağınızı söylemişlerdi ama... Ya bırak İsmail Allah aşkına ya. Bırak tatava yapma bana. Deminden beri kapıdan dinliyorum sizi ve şok içindeyim yani. Yani Hakkı Bey, durayım durayım dedim ama yok, itiraf edeceğim. Vallahi biz bu işkenceye daha fazla dayanamıyoruz. Hangi işkence? Tamam. Hangi işkence? İsmail Bey de ben de özümüze dönmek istiyoruz artık Hakkı Beyciğim yani gerçekten. Tamam, iş görüşmelerinde öz Türkçemizde konuşalım. Hı. Tamam, onu kabul ediyorum. Ama onun haricinde gerçekten ben özümü kaybetmek istemiyorum ya. Ben böyleysem böyleyim anladım, yani. Tamam, cırına bak. Tamam, sus. Yani. Ha, itiraf sezonu yani, öyle mi? İtiraf sezonunu açtınız. Herkes birbirine itiraf mı ediyor? Bu mu yani, ha? Tamam, madem öyle, benim de size bir itirafım var. Hadi bakalım. Aa! Gerçekten mi? Aslına bakarsanız sıcak ve samimi tavırlarınız beni çok etkiledi ve... ofis ortamından dolayı size söyleyemediğim şeyleri şimdi açıklamak istiyorum. Çocuklar, ben aslında patronun oğlu değilim ben. Nesisiniz peki? Ben aslında patronun kızıyım. Yok! Yok! Vay babam, Bekir kız! Ay! Ya babam bana dedi ki... sen dedi patronun kızısın. Şirketteki erkekler seni... asılırlar dedi. ondan sonra işte biz böyle bir karar aldık. Ama aldığımız kararın ne kadar yanlış olduğunu daha sonradan anladık. Daha doğrusu ben anlamadım, babam anladı. Hatamızın farkına vardık. Ben sizin sıcak ve içten tavırlarınıza dayanamayıp itiraf etmeye karar verdim. Ben aslında kızım, kızım. Hakkı Bey mi desem, Hakkı Hanım mı desem? Valla ne desem bilemedim ya. Ya sen Hakkı de canım, çünkü seni çok seviyorum. İlk günden beri sıcak ve samimi tavırların beni çok etkiliyor. Onu söylemek istiyorum. Yalnız bir şey söyleyeceğim sana. Gerçekten bu saç modelini hemen değiştiriyoruz. Çünkü gerçekten iğrenç bir saç modelim var. Yok böyle bir şey yani. Kuaföre gidiyoruz. Değil mi? Hakkı Hanım, ben gerçekten... Sen hiç konuşma İsmail, seni sevmiyorum. Çünkü öğle yemeklerinde şirkette çalışan kadınlarla ilgili yaptığın iğrenç yorumlar benim midemi bulandırdı. Seninle erkek muhabbeti yapmak zorunda kaldım ve gerçekten tiksindim. Ama bundan sonra buna katlanmak zorunda değilim. Seni işten atıyorum, git buradan. Kovuldum. Ama efendim ben nasıl bilebilirdim ki yani ben hayır yani yani rutin... Seni de işe aldım Yiğido. Senin canını yerim. Ben de senin canını yerim. bir şey söyleyeceğim. Perihan hemen kuaföre gidiyoruz. Tamam mı? Saçlarını yaptırıyoruz. Tamam, haydi. Sen de gel. Tamam. Sen hala burada mısın İsmail? İstemiyoruz seni. Tiksiniyoruz. Git, git, git. Gidin babanın bacağına ya. Ben ne ara gol yedim ya? Trabzonlu olduğumu herkesten sakladım. Gol... Lan ne golü, ben toptan küme düştüm ya. Hay Allah ya. Gerizekalı. Kızlar bir şey söyleyeceğim. Bu arada bir şey soracağım önce. Sizce ten kokusu mu, parfüm mü? Ha. Bence ten kokusu, hatta ter kokusu. Ter kokusu ya. Bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha söylemek istiyorum. İsmail'le ilgili size bir sır vereceğim ama küçük bir sır. Vay anay babayı olursun. O kadar yani. Ne oldu biliyor musunuz? Gelin bak, biz bu salakla bir gün pisuvara gittik, böyle tuvaletteyiz. Ama çok küçük bir sır vereceğim. Evet.
efendim, iyi ya da kötü yanları yoktur halkların, yörelerin, mezheplerin. Renk olarak bakıldığında bütün o mezhepler, yöreler, halklar büyük zenginliktir. Görebilenler için çok güzel bir manzaradır kardeşlik.